Evet, selamünaleyküm dostlar. Merhabalar herkese. Hayırlı günler, hayırlı işler. Hayırlı haftalar dileyelim. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Bizlere bolluk, bereket versin inşallah. İşlerimiz, güçlerimiz rast gitsin. Bütün herkesin. Şimdi arkadaşlar buradan normalde ben Samsun'dan çıktım. Yükümüzü boşalttık. Şu camı bir yığayım bakayım ya. Yığayım az sonra gene bir sinek çarpıyor. Gene aynı oluyor. Yığayım az sonra bir sinek çarpıyor. Gene aynı oluyor ya. Şimdi dediğim gibi ben Samsun'dan çıktım. Yükümü boşalttım. Boyabat istikametine doğru devam ediyorum. Dün akşam erken geldik zaten. Yattık. Tako'nun istirahatini de vermiş olduğu arada. Şimdi de çıktık. Boyabat'a geçiyoruz. Boyabat'tan da yükleyeceğiz Allah'ın izniyle. Tıngır 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 tıngır. Gidi vereceğiz. Tabii Boyabat'a geçmemiz saat malum 3'ü bulacak. 3'ü bulur. Az sonra Tarık aramaya başlar. Çekişmeye başlar bana. Neredesin Muhammed? Niye geç kaldın ya? Ne yapalım arkadaşım ya? Geç kaldık. Yapacak bir şeyimiz yok. Bu seferlik de idare ediver bizi ya. Gelecek yani. Geldi mi yüklerük. Tuğlamız komple 13.30 olacak zaten. Arabaları sağlı sollu çekmişler. Biri o yana biri bir yana. Sizlere buradan durumu anlatmış olduk. Arkadaşlar şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Şimdi ben ileriki gün bir video çektiydim bildiğiniz üzere. Dün müydü? Bir önceki gün mü attım? İşler güçler kesat işte ne bileyim falan diye yazdım mı doğruya? Malum arada arkadaşlar durgunluk olabiliyor piyasada. Bazen haftanın bir tanesi kötü geçebiliyor. Bizler için haftanın bir tanesi kötü geçti mi işin aksıyor yani. O bir haftanın kötülüğü 2-3 haftaya sekte vuruyor arkadaşlar. Yani ayı sekteli bir şekilde bitiriyorsun. Düzene girene kadar bu ay bitmiş oluyor yani. İstirahatinden, çalışma sisteminden, günlerinden olsun, ne bileyim yani her şeyinden mahrum kalıyorsun. Yani eve uğrayamıyorsun, bilmem ne oluyor. Şimdi olduğu gibi benim mesela. Yani bu gibi şeyler arkadaşlar. Düzen bozuluyor yani. Düzen bozulduğu zaman da sıkıntı oluyor. O yazdığım başlığa göre arkadaşım bir tanesi şey yazmış. Tabi onu sadece onu kastederek söylemiyorum bunu. O genel yumuşak şekilde söylemiş. Daha sert şekilde söyleyen arkadaşlarımız da var. Bunları. Şöyle demiş. En son iş yok dediğinden sonra sıfır araba aldın, arabayı ikiledin falan diye bir şey yazmış orada. Arkadaşım bizim zaten iki tane araba vardı yani. Tek değildi ki. Bizde iki taneydi zaten. Biz diğerini elimizden çıkardık. Bunu aldık. Bunu da aldık ama komple borçla aldık arkadaşlar. Krediyle aldık yani. Bu araba komple borç. O yandan bir yandan bak şimdi şöyle anlatayım bir de. Borç hani şimdi diyecek ki arkadaşımız anlatmadan önce şunu da söyleyeyim. Ben hemen anlatıp hem cevabını vereyim buradan. O şimdi buradan ben ona yorum yaparken o da diyecek ki o zaman arabi işte 1600-1700 aldın şimdi 3000 lira oldu. Üstüne koyacak. Borçla koydu üstüne. Ben bu aracı alırken 300-400 gram altın aldım mesela borç. O zaman 100 gram altını ben 43 milyona bozdurdum. Şimdi 100 gram altın kaç lira arkadaşlar? 95 milyon. 50 bin lira üstüne koymuş. 400 gram da ne yapar? 200 milyar üstüne koymuş yani. Kredileri çektik. Kredilerin faizleri var bilmem neleri var. Yani borç da üstüne koydu arkadaşlar. Sadece aracı üstüne koydu diye bir şey yok. Ha alınmıştır elimizde. Şükürler olsun. Ama şimdi arkadaşlar çoğu şeyden feragat ederek biz bazı şeyleri yapıyoruz. Bazı şeylerin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Bazı riskleri alıyoruz. Ticaret risk işidir. Ben mesela bir zar attım. Böyle devam ediyoruz. Ha şükür olsun. İnşallah Cenab-ı Allah hayırlı şekilde bize ödemeyi nasip edecek. Biz de ödeyeceğiz. Ama kaç senede ödeyeceğiz arkadaşlar?
7 senede 7. Bak 7 senemizi feda etmişiz. 7 sene bu aracın borcunu ödeyeceğim ben. Ki öyle ufak tefek meblağlarla da değil, yüksek yüksek meblağlarla ödeme yapacağız arkadaşlar. Yani ben size bir borç listesi çıkarsam şurada, yani nasıl diyeyim, nutkunuz tutulur. Ha, küçük diliniz boğazınıza kaçar derler ya, aynı öyle olur yani. O şekilde. Yani o şekilde bir ödeme listemiz var. Her 5 günde bir ödememiz var aşağı yukarı diyeyim sana yani. Size yani. Haftanın şeyin, ayın her 5 gününde bir, yani 5 günde bir ödemem var. 5 günde bir ödemem var ki bu işlerin altından kalkmaya uğraşıyoruz. Şimdi diyeceksin ki abi o kadar borcuna o vardı, var da ödüyorsun ya da bu kadar borcu nasıl ödüyorsun o zaman? Demek ki çalışıp kazanılıyor. Arkadaşlar çalışıp kazanılıyor, kazanılmıyor değil ama piyasa düzgün olursa, piyasa düzgün olmadığı zaman bizlere sıkıntı oluyor. Herkese sıkıntı olduğu gibi bizim de durumlarımız vahim oluyor. Sıkıntı yaşıyoruz. Mesela ben kendi 3 tane 4 tane kredi kartımdan hariç, bak, kendi kredi kartlarımdan hariç eniştelerin kredi kartlarını da kullanıyorum, 3 tane 4 tane arkadaşlar. Eniştelerin kredi kartlarına bak, mesela geçen gün lastik aldım. Eniştenin kredi kartına çektim. Niye? Kendi kredi kartlarım doldu. Araca bakım yaptırdım, diğer eniştenin kartına çektim. Niye? Taksitlendiriyorum. Yani uzatıyorum. Ne oluyor? Bu sefer oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya bir şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Sadece ödüyoruz ama borcu ötelemeli ödüyoruz yani. İteliyoruz. O 7 sene belki de 10 sene oluyor. Yani bilemiyoruz. O yüzden yani yorum yaparken arkadaşlar işte sıfır araba aldın de işte şu olduydu, bu olduydu. Arkadaşlar işimizin gereği, biz bu işi yapıyorsak işimizin gereğine göre hareket etmek zorundayız. Ha, diğer arabam da benim işimi görüyordu bir şekilde. Ama ne oluyordu? Arkadaşlar sanayi işi biraz daha fazla artmaya başladığı zaman bu sefer ayda 8 sefer atacaksan 6 sefer atıyorsun. Artı sanayiye ayda 10 lira verecekken ayda 20 lira 25 lira veriyorsun. Senin zamanını da çalıyor, seferlerini çalıyor, üst düzenini bozuyor, bilmem ne oluyor. Yani bu şekilde süre gelir bir şekilde devam ediyor. O yüzden işimizin gereğine göre biz yapıyoruz. Farz edin ki sizde mesela bir bakkal dükkanınız var. Bakkal dükkanından ne oldu? Diyelim ki yağ bitti. Yağ bitti, yerine yağ koymadık. Nasıl yürüteceğim bu işi? Yürütemezsin değil mi? Ya da elinde mesela diyelim 5 lira varken toptancıya diyorsun ki öbür hafta öderim ya da bir dahaki ay öderim diyorsun. Şimdi diyemezsin. Onu da önceden öyleydi mesela. Toptancılara veresiye veresiye oluyor. Daha sonra veririm deyip bir koli alacağın yerde 5 koli alıyorsun değil mi? Fırsatı değerlendirmek için. Yani İşin gereği neyse onu yapmak zorundasın arkadaşlar. Ha bir de şöyle bir şey var. Kimsenin malında benim gözüm yok. Kimsenin de kimsenin malında gözü olmasın arkadaşlar. Ben bugün sıfır araba almışım veya bir başkası almış ama hayatından neleri feda etmiş onu da göz önünde bulunduracağım. Mesela ben hayatımdan bu duruma gelebilmek için, bu duruma gelene kadar 30 yılımı feda ettim. 11 yaşından beri eşek gibi çalışıyorum. Tatilim yok. Hiçbir şeyim yok. Bir sosyal faaliyetim yok. 40 yaşındayım mesela, daha evlenmemişim. Niye? Az daha kendimi düzelteyim. Aldığım eş de benimle beraber dururken, benimle beraber aynı zorlukları çekip huzursuzluk olmasın diye bir şeyleri kenara koymaya, bir şeyleri yerine getirmeye, yani azıcık ileride rahat etmek için böyle şeylere başvururken bak çoğu şeyden geç kalmışız. Feragat etmişiz. Hayatımızdan feragat etmişiz. Öyle sizin dediğiniz gibi her şey basit değil arkadaşlar. Öyle dışarıdan görüldüğü gibi her şey güllük gülistanlık değil. Milletin anlattığı gibi değil öyle. Hani öyle YouTube çekip de ooo lay lay lom. Güllük gülistanlık, her şey öyle değil arkadaşlar. Baba parasıyla iş yapıp da öyle YouTube'dan video çekip de işte hava atmaya benzemiyor bu işler. Öyle emeğe vereceksin, kendin işin altından kalkmaya uğraşacaksın.
sıkıntısını, stresini çekeceksin, ondan sonra geleceksin yanıma. Diyeceksin ki her şey güllük gülistanlık. Öyle bir şey yok arkadaşlar, yok. Yalan. Yalan yani. Millete YouTube üzerinden inanıp da çoğu şeyi yapmaya kalkmayın. Akıl fikir sorun, planı projeyi yapın. Öyle YouTube üzerinden veya sosyal medya üzerinden izlediğiniz her şey doğru değildir. Biz şimdi buradan doğruları söylediğimiz için bizim videolarımız izlenmeyebilir. Ama yalan söylesek, dolan söylesek, o şöyle oldu, böyle oldu, güllük gülistanlık, şu kadar kazanayım, bu kadar kazanayım, şunu yapın, bunu yapın, şöyle edin, böyle edin dersen iyi olursun, iyi izlenirsin. Cafcaf olursa, yalan olursa, dolan olursa izlenirsin, değil mi? Bizde o olmadığı için izlenmiyoruz arkadaşlar. Bizi bilenler izliyor. Bir kemik kitlemiz var. O kitle bizi izliyor. Allah razı olsun hepsinden. Yalnız bırakmıyorlar. Biz yani doğru söyleyen 9 köyden kovarlar diyorlar ya. Ha biz 9 köyden kovuluyoruz yani. Millet gibi yalan dolan söylemediğimiz için, harbi şeyleri söylediğimiz için, bize akıl fikir sorana düzgün bir şekilde anlattığımız için, yol gösterdiğimiz için biz sevilmeyebiliriz arkadaşlar. Ama adama gaz versek, pohpohlasak, yaparsın işte, şöyle edersin, böyle edersin, şunu yap, bunu yap desek, yani kendi yapamadığımız şeyi adama yaptırmaya uğraşsak bizden iyisi olmaz. Ama yarın öbür günde olmayınca da arkamdan adam küfür edecek. Eder yani. Çünkü sen adamı zarara uğratıyorsun. Ben arkadaşlar kendim şöyle diyeyim. Milleti, herkesi kendim gibi görürüm. Kendimi zarar etmesini istemiyorsam adamın da zarar etmesini istemem. Bakarım, o kapasite varsa adamda, yapabilecek kapasitesi varsa, fırsatı varsa adama derim zaten, kardeşim sen yaparsın bu işi, yap. Ki o kapasiteyi gördüğüm arkadaşlara da diyorum, bak yap diyorum yani, yap. Yap, borçsuz artsız yapabiliyor musun? Ya da yarın öbür gün işin içinden çıkamadığın zaman bir desteğin var mı? O zaman tamam, bir sıkıntı yok. Yap. Ama öyle havadan inme, bu işi yapacağım dediğin zaman veya herhangi bir işi, o iş yemez arkadaşlar. Yemez yani. Bunu aklınıza sokun. Buna göre davranın. Şimdi adam ne yapıyor? Kendi yapacağı işi, yapsam mı yapmasam mı kuşkuda kaldığı işi sana yaptırmaya uğraşıyor. Sen yapıp da başarabilirsen he diyor, ben de bunu yaparım bu zaman. Bu bir denesin önce, bu bir yapsın, bakayım yapabiliyorsa ben haydi haydi yaparım, işine de çomağa sokarım diyor adam. Ama bizde öyle bir şey yok arkadaşlar. Biz neyse o. Bu işten para kazanılıyorsa kazanılıyor, kazanılmıyorsa kazanılmıyor deriz. Ha şükür olsun arkadaşlar, şükür olsun halimize. Yani ben yeri geldi inanın. Bak birader de benimle çalışıyor mesela. Ben yeri geldi arkadaşlar, yani maaşım yok yani. Benim maaşım yok. Ben öyle karambole gidiyorum geliyorum, gidiyorum geliyorum yani. Bir şekilde çevirmeye uğraşıyoruz işte. Ha, bugün bir şoförün maliyeti 10 lira. 10 bin lira. Bizim yolda yediğimiz içtiğimiz bize kar oluyor işte. Yani bu işi yaparken kendi maaşını dahi içine koyacaksın işin. İşin içinden kendi maaşını alıp kenara koyacaksın. Bu benim maaşımdı diye. Yediğin içtiğin o maaşın içinden yiyeceksin. Arabaya yansıtmayacaksın. Bakacaksın para kazanılıyor mu kazanılmıyor mu. Ben her ay 10 lira mesela kendimden feragat ediyorum. Onun çok yesem ben 1 lirasını, 1,5 lirasını yerimdir yolda. Turda 100-150 lira yesem, 200 lira yesem 8 turda 1600 lira yapar. Kendim. Yani buna göre hesap yapın arkadaşlar. Yani ben her ay 8 lira, 7 lira, 8 lira kenara koymam gerekiyor. Ama yok. Niye? Demek ki kazanamıyorum ki, koyamıyorum yani. Kendi maaşım, yani kendime gelir. Kendim olduğu için kendimize olan maaşı biz ne yapıyoruz? Borcumuza veriyoruz arkadaşlar. O 6 lira, 7 lira. Ama bu arabanın üstünde şoför çalıştırsam ben, o adamın her ay 10 milyar parasını vereceğim değil mi? Bak 10 lira adama vereceğim. 10 lira da bu yana ödeyemeyeceğim. Ne yapıyor? 15-20 lira yapıyor.
Bu işleri öyle hesaplayacaksınız. Öyle sadece mazot şu kadar yaktı, bu kadar yaktı, şu kadar kaldı, bu kadar kaldıyla bu hesap olmaz. Muhasebesi, vergisi, kaskosu, sigortası, yağ değişimi, lastiği, bandrolü, muayenesi, ya ne bileyim, birçok sıkıntı var arkadaşlar. Bunların hepsini teker teker kaleme döküp o aylık kazancın içinden çıkaracaksın. Çıkar bakayım, para kalıyor mu kalmıyor mu bu işi yapan adam. Ha, bize nasıl kalıyor? Dediğim gibi biz maaşımız olmadığı için, biz kendimiz çalıştığımız için o bize kalıyor, o. Yani o kalıyor. Onunla idare etmeye çalışıyoruz biz. Sistem onu götürüyor şu anda. Diyor mu? Geçen de bak 4 tane lastik aldım. Eniştenin kartına çektim. Kendi kartlarımda limit yok. Kalmadı. 2 depo mazot alıyorsun. 25 lira. 2 depo mazot. İki arabayla biraderle peş peşe gidiyoruz. Bir tur mazot alıyoruz. 25 lira arkadaşlar. Karta tık 25 lirayı çekiyorsun. İkinci tura ya kartta limit varsa var. İkinci turu da alırsan alıyorsun. Bundan sonra yok. İkinci tur. Geri kalan 4-5 turu neyle atacaksın? Bu düzeni kurabilmek için arkadaşlar çok çaba sarf ettim ben. Çok uğraş verdim. Öyle dışarıdan görüldüğü gibi değil. Değil yani. Ha, gelelim şuraya. O hani sıfır araba aldın, iki tane araban var diyen arkadaşlarımız mesela. Arkadaşım senin de olsun. Sen de al. Ha, beceremiyorsan yol gösterelim. O şekilde al. Ama yarın öbür gün arkamızdan küfür etme. Ya işte bizi bu işe soktun da bu işten biz para kazanamıyoruz. İşte şöyleydi böyleydi demen yani. Bir tane Şekerpınar'dan abimiz ya da arkadaşımız neyse şey yazmış yoruma. Hani okumadı sanmasın, onu da buradan dile getireyim. Okuyorum, yorumlara cevap vermiyorum arkadaşlar. Bakın okuyorum, yorumlara cevap vermiyorum. Niye? Cevap verdiğim zaman sıkıntı oluyor. Sinirleniyorum bazı yorumlara. O yüzden geri çekiyorum kendimi. O abimiz de diyor ki sizi izlemekten diyor tır aldım diyor. Ben de tırcı oldum diyor. Ha, tır aldın mı dedi. Yok, ben de tırcı oldum dedi. Tır aldım orasını hatırlayamıyorum pek. Ben de tırcı oldum dedi. Artık o işi yapıyorum dedi. İnşallah seninle dedi karşılaşacağız falan filan. Karşılaşalım, sıkıntı yok da. Yani inşallah hesabının kitabını yapıp da almıştırsın. Agar. Ne bileyim yani. Arkadaşlar bana Messenger veya WhatsApp veya Instagram üzerinden ulaşan arkadaşlarımız hani fikir alışverişi yapmak için soru sorduğunda onlara cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Doğru cevaplar vermeye çalışıyorum. Düzgün cevaplar vermeye çalışıyorum. Düzgün bilgi vermeye çalışıyorum. Yani çünkü adama ya yaparsın, al, et şunu, gir borca falan deyip de bugün bir araba alıp yola sokmak arkadaşlar 1000 lira ya. 1 trilyon bak, 1 trilyon. Ya 1000 lira diye. Ya yani bu adam bunu 1 trilyonu işi beceremediği zaman orada 300-500 de içeri gelir. 1,5 lira. Ondan sonra arabasını satsa bir dert, satmasa bir dert. Satsa borcun yarısını ödeyemez. Satmasa içeri giriyor, işten anlamıyor. O yüzden adamı iyi gene dartarım. Adama konuşurken her şeyi anlatırım. Düzgün bilgiyi veririm. Adam yapar yapmaz o beni ilgilendirmez ondan sonra. Kalan para onun, hayatının, yaşamının, tercih onun, her şey onun. Biz sadece ben düzgün bilgi vermeye çalışırım. Şimdi arkadaşımızın bir tanesi kredi çekecek. Arıyor, soruyor mesela. Biz kendi başımızdan geçtiği için her şey düzgün şekilde bilgi veriyoruz. Şimdi bir muhasebeye gidiyor, muhasebe ayrı bir fikir veriyor, bir şeyler yapıyor. Bizim hepsi bizim başımızdan geçtiği için biz olan şeyi kendimize göre, yani kendimizden kaynaklanan şeyleri hepsini anlatıyorum arkadaşıma. Tercih onun, hangisini yapmak isterse. Şimdi ne oluyor? Sadece bugünü düşünmüyorsun bu işte. Soruyorum hadi arkadaşa mesela.
Sen ileriye dönük yapacaksın mı bu işi? Bu şekilde devam edeceğim mi edeceğim abi? O zaman bu şekilde yap. Ha ama yok. Ben yapabildiğim kadar yaparım, yapamadığım yerde bırakacağım dersen bu şekilde yap. Bu şekilde yaparsan böyle olur. Bu şekilde yaparsan böyle olur. Ha bu şekilde yaparsan sana faydası bu olur. Öteki türlü yaparsan ileriye dönük faydası bu olur. Bunları arkadaşlar dile getirip anlatıyoruz adamlara ki, çünkü sevdiğim arkadaşlarım. Bana akıl fikir sorduysa, adam yerine koyduysa beni, benim fikrime bir saygı gösterdiyse, ben de o adama doğru bilgiyi, düzgün bilgiyi vermek zorundayım. Bu kadar net. Bu kadar net. Anlamadığın işi anlamıyorsan bilen kişiye yönlendireceksin. Ben dedim ki ona, mesela arkadaşıma, baktın fikir alışverişi yaparız. Sen soracağın yerine de sor, kendi muhasebecine de sor. Ha, baktın o adam da sana düzgün bir fikir vermiyorsa, benim başımdan geçenleri ben sana anlattım bu durumda. Ben arayayım kendi muhasebecime yönlendireyim seni. Daha doğrusunu o anlatsın sana. Gidersin, anlatır, dinletir. İşine hangisi gelirse onu yaparsın kardeşim dedi. Tamam dedi. Başka konuda bana yardımcı olabilir misin dedi. Bu konuda da yardımcı olurum. Sıkıntı yok. Hiç problem yok. Yeter ki elimizden gelsin. Elimizden geleni biz dürüst insana, düzgün şekilde işini yapmaya çalışan insana elimizdeki imkanları sunarız arkadaşlar. Sunmaya çalışırım. Elimden geldiğince yardım etmeye çalışırım. Niye? Ya adam kimseye niye muhtaç olsun? Adam işini yapmaya çalışıyor. Niye eliyle uğraşsın? Sonuçta adam evini barkını geçindirmenin, dürüst bir şekilde çalışmanın, ekmek parasının peşine düşmüş. Sen yaparsın. Adam yarın öbür gün seni galiye alır, almaz. Sana selam verir, vermez. Seni tanır tanımaz. O da ona kalmış bir şey. Ne demişler? İyiliği yap, at denize. Gerisi bir şekilde hallolur. Dürüst olduktan sonra gerisi geliyor arkadaşlar. Kimseyi zarara sokmanın, kimseyi zor durumda bırakmanın bir anlamı yok. Ben yapamam öyle bir şeyi. Çünkü kendim çok uğraştım arkadaşlar. Kendim uğraştım, kendimden bildiğim için. Benim arkadaşlar, ben şimdi şöyle diyeyim size. Belki inanmaz. Bak videolarda bazen görürsünüz. Mesela şurada bak, sakallarımda seyreklik vardır benim. Şöyle bazen işte resimlerde görürsünüz. Bazen sakallarda veya dökülme vardır. Ben bir gecede yüzümde sakalın kalmadığını gördüm ya. Stresten, sıkıntıdan. Yüzümdeki sakal bir taraf döküldü komple. Oldu tıraş olmuş gibi, çiçek gibi. Bir tarafta sakalım var. Yani sinirden, stresten. Hani ben her şeyi gördüğüm için, çok şeyi deneyim, tecrübe ettiğimiz için, yaşadığımız için karşımdaki insanı kesinlikle öyle bir duruma sokmak istemem ben. Girmesin de zaten. Bu arada yaka kente doğru devam ediyoruz arkadaşlar. Hala fabrikadan arayan da yok. İnşallah da aramazlar ben gidene kadar. Ben gidene kadar fabrikanın kapısını kilitleyip gitmeseler. Ama bir bir yarım saate kadar ararlar beni yani. Şimdi arkadaşlarımız diyecek ki ne çok konuştun abi ya. Arkadaşlar bak şimdi şöyle, biz derdimizi anlatmazsak, biz fikirlerimizi söylemezsek, biz içimizden geldiği gibi davranmazsak o zaman sıkıntı var. Ne gibi sıkıntı var? Şimdi karşındaki seni dinleyen insana doğru şeyleri aktarman gerekiyor ki karşındaki insan da sana saygı duysun. O yüzden biz doğrucuyuz arkadaşlar. Bizim yalanla, dolanla, öyle dalavereyle işimiz yok. Ben dalavere işine gelmem.
kimseyle öyle yalan diyaloğuna girmem. Pohpohlamam, kaymaklayıp yağlayıp ballamam. Neyse odur. Bak adam ne diyor? Sizin yüzünüzden diyor ben de tırcı oldum diyor. Sizi izlerken diyor mesela. Şimdi adam seni burada izliyorsa düzgün şekilde bilgi aktarımı yaparsan kendini ona göre hareket eder. Kendini ona göre korumaya alır. Ona göre bir iş yapmaya kalkar. Yoksa sen burada güllük gülistanlık gösterirsen her şeyi, o adam der ki ya bundan güzel de para kazanılıyor. Adam geziyi toziyi, baksana yediği içtiği bir anda, yemediği bir anda. Ondan sonra atlar bu işe. Ben de yapacağım bu işi. Tabii işin içine girdiği zaman zaten vazgeçer. Daha bu saatten sonra belgeleri almak zaten 40-50 milyarı buluyor. Bir iş yapacakken. Ehliyetiydi, serecesiydi, psikotekniğiydi, işte dijitaliydi, ne bileyim, araç belgesiydi, K belgesiydi, işte şu suydu, bu suydu. Bugün en kötü şartta 50 milyar. 50 bin lira ya. O yüzden... Daha baştan zaten adam girdiği zaman bize bir ton laf söyler. Küfür eder yani. Aç gözünü seveyim. Denize bak denize. Çarşaf gibi aynı. Ha buraya doğru da köpürmüş, kudurmuş deniz. Bir de şu abone olup çıkan arkadaşlarımız. Abone oluyor çıkıyor. Abone oluyor çıkıyor. Bilmem ne yapıyor. Ya ne anlıyorsun acaba? Acaba ne anlıyorsun oraya girip çıkmaktan ne anlıyor? Abone oluyorsan ol, olmuyorsan olma. Yani arkadaşlar şimdi affedersiniz ama bizi bilen biliyor. Tanıyan tanıyor. Buradan gören görüyor. Yani zorla kimseye aman şöyle yap, böyle yap diyecek halimiz yok. Gel abone ol diyecek halimiz yok. Bizi seven sever, izler. İzlemeyenin Allah yolunu açık eylesin. İzlemez. Kendisi bilir. Ha ben cafcaflı videolar izleyeceğim. Yalan dolan seyredeceğim. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım diyecek. O da kendi bileceği iş. O da kendi bileceği iş. Yapacak bir şey yok. İsteyen istediği kişiyi izleyebilir. Bizde durum bu. Adım Hıdır, elimden gelen budur arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, şimdi hepinize seviyorum. Saygılar, selamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Muhammed Atar kanalında kalın. Videolarımızı beğenip paylaşıp izlemeye, izlettirmeye devam edelim. Beğeni tuşuna çökelim. Şimdi diyeceksiniz ki az önce böyle diyordun. Şimdi diyorsun ki videolarımızı izleyelim, abone olalım diyor. Arkadaşlar standart, rutin. Bunları buradan söylemem gerekiyor. Kanalımıza davette bulunuyoruz yine de. Arkadaşlarımız gelir gelmez o onlara kalmış. Fikirlerine saygı duyarız. Eleştirilere de saygı duyarız ama eleştiriler yıkıcı değil, yapıcı olursa. Yıkıcı eleştiriler, bir de abes eleştirileri istemiyoruz. O yüzden hepinizi seviyorum. Saygılar, selamlar. Allah'a emanet olun. Bay bayınız.